Geçen bir video yaptık sosyal medyada, acayip tutuldu. 400 bin kişi aşağı yukarı izledi. Çok enteresan konu şu: neden sen zengin olamıyorsun dedik. Parantez içerisinde, neden cebinde para durmuyor? Veya neden sürekli yokluk yaşıyorsun? Veya şirket kurdun, neden şirketi sürekli batırıyorsun? Yani başka bir şirket kuruyorsun devamlı. Neden hep paranın arkasından koşuyorsun? Neden senin arkandan para koşmuyor? Aslında mevzu bu. Bununla alakalı çok güzel bir video yaptık. Dikkat çekici ve enteresan yorumlarda anladık ki neden olduklarını aslında yorumda herkes anlattı. Yani neden paranın arkasından koştuklarını anladık. Neden para arkalarından koşmuyor? Yani neden insan yokluk yaşıyor? Neden fakirleşiyor? Neden şirketlerini batırıyorlar insanlar? Neden para kazanamıyorlar? Kurulu düzeni var ama elindekilerini kaybediyor. Neden olduğunu çok basit yorumları okuyarak anladık. Ben de o yorumları sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela kişi diyor ki, hocam ben zengin olmak istemiyorum. Önemli olan rahatlık diyor, tamam mı? Evet, bir cevap bu. Bunu diyen adam bilinçaltına öyle bir kod koyuyor ki, ben zengin olmak istemiyorum. Dedi ya, rahat olmak istiyorum. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kişi rahatlığa yöneliyor. Yani bir karış bostan, Yangel Osman olmak istiyor. Bir şey üretmiyor. Bu kişi bir şey üretmeyince, insanların ihtiyacını gözetmediği için, bir şey üretmediği için yani parasız kalıyor. Ama rahat. Kafayı çekiyor bir de. Öyle bir durum da var yani. Rahatlatmak için kafayı çekiyor. Ya ilaç kullanıyor, ya uyuşturucu kullanıyor, ya alkol kullanıyor. Ya bir şeyle kendini rahatlatıyor. Bu adamın fakir kalması, parasız kalması, borçlarını ödeyememesi, üretime katkısı olamaması çok normal. Tamam, bir tane İlk yorumu okudum şu anda. Başka yine yorumları okuyorum. Şimdi bir tanesi yorum olarak bunu da söyleyeyim. Para her şey değil diyor. Bunu diyen adamlar zaten paraya daha çok ehemmiyet veriyor. Hani edebiyat yapıp para hiçbir şey değil diyenler zaten paraya daha çok önem veriyor. Yani parayı konuşmak ayıp diyenlerin akşam yemeğinde konuları hep para oluyor. Yani bu faturayı ödedin mi? Şunu yaptın mı? Şu borcu kapattın mı? Taksitleri ödedin mi? Anlatabiliyor muyum? Sürekli parayı konuşan tipler zaten bunlar. Parayı konuşmayalım, ayıptır diyenler akşam evinde yemeğinde çoluğun çocuğun yanında parayı konuşuyor zaten. O yüzden sevgili arkadaşlar devam ediyorum. Para mutluluk getirmez diyor. Para sağlık getirmez diyen adamlar zaten parayı kendinden itiyor. Para hayatın her tarafında lazım. Nerede lazım? İşe gideceksin, otobüse bineceksin örneğin. Para lazım. Veya araba alacaksın veya bisiklet alacaksın. Para lazım. Parasız olmuyor ki. Sağlık alacaksın, yine para lazım. Zekat vereceksin, yine para lazım. Hacca mı gideceksin, yine para lazım. Dini taraftan hani bakıyorsan eğer, dini hassasiyetin varsa orada da para lazım. Sadaka vermeye, zekat vermeye, hayır hasanat yapmaya, yetim karnını doyurmaya, fakir fukarayı kollamak için para lazım zaten. Parasız olmuyor ki. Yani para her yerde lazım. Yani para lazım değil diyenler zaten züğürt edebiyatı yapan insanlar. Fakir tesellisidir. Devam edeyim. Biraz cümlelerim ağır olacak ama önemli sevgili arkadaşlar. Uyandırabilmesi için bazı insanları. Zengin olsan ne olacak? Benim gönlüm zengin. Para pul istemiyorum diyor. Acayip bir edebiyat değil mi? Tatlı geliyor. Neden? Çünkü bu Küçük Emrah'ın filminde vardı. Değil mi? Orhan Baba'nın türkülerinde vardı. Veya o züğürt tesellisi yapan filmler, diziler, tamam mı? İnsanı hipnoz ederek bu cümleleri, tohumlarını beynine yüklediği için insanlar da işte gönlüm zengin. Ya kardeşim, zaten senin gönlün zengin olması lazım. Asıl zenginlik zaten gönül zenginliği. Tamam mı? Onu nasıl anlıyoruz? Gönül zenginliği şu sevgili arkadaşlar. Param var, kenarda duruyor. Yani gölgenin arkasına koşmuyorsun. Yani dünyaya koşmuyorsun. Paraya koşmuyorsun. Para sana koşuyor. Güneşe doğru ilerlerken nasıl gölgen arkandan geliyorsa, para derdin yoksa, kalbin rahatsa, insanlara hayır hasanat yapabiliyorsan, iyi bir insansan, o zaman gönlün zengin demektir. Yani zaten bu videoyu izliyorsan, bu sosyal medya videosunu izliyorsan, demek ki senin de canın para kazanmak istiyor. Konu çünkü zenginlik. Sen de buraya girmişsin, seyretmişsin. Ne diyor? Önemli olan gönül zenginliği, ben para pul istemem diyor. Samimi değil. O zaman bu videoyu neden izliyorsun, değil mi? Yani burada çıkıp da kendini teselli etmek için, rahatlatmak için mi söylüyorsun? Para pul istemiyorum. Neyle geçineceksin? Kirayı neyle ödeyeceksin? Elektriği nasıl ödeyeceksin? Çoluğuna çocuğuna nasıl bakacaksın? Duvarları mı yiyeceksin evde oturup da? Düşünsene, tabaklar bomboş, elinde kaşık çatal var. Hadi çocuklar duvarları yiyelim. Bu mu yani? Real talk yapıyorum arkadaşlar. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Şöyle bir şey daha var. Çok şükür zengin değilim diyor. Züğürt tesellisi yapan
bir kişi daha. Yoksa öbür tarafta hesabım çok şiddetli ve uzun geçer. Allah zenginlere yardım etsin. Nasıl bir bakış açısı bu? Yoksa öbür tarafta hesabım çok şiddetli olur. Evet, parayı harama harcarsan hesabı çok şiddetli olacak. O fakirlerde de öyle. Mala yani gereksiz yerlere, örneğin sigaraya ödediğin para, kendine zarar vermek için aldığın sigaranın hesabını öderken fakir de olsan onun hesabı gerçekten çok zor. Veya sadakanı vermiyorsan, hayır hasanatı yapmıyorsan, kötü yolda kullandıysan parayı, evet hesabı çok zor. Ama sen hayrını, hasanatını yaptın, vakıflara, derneklere, gariban, yetimlere yardım ettin. Onunla alakalı müjdeler var. Hiç açıp da okudun mu Kur'an-ı Kerim'i? Dolayısıyla bu taraftan bak. Sonra senin hayır hasanat yapabilmen için, insanlara faydalı olabilmen için paraya ihtiyacın var. Çoğu insan, gerçekten onu fark ettiğim yorumların içerisinde toplam 339 tane mesaj var. Bu mesajların %10'u haline şükrediyor. Elhamdülillah zenginim diyor. Verebiliyorum diyor. Hayra sanat yapıyorum diyor. Ve mutluyum diyor. %90'ı da kendini teselli etmeye çalışan zenginlik düşmanı. Zenginlere cephe açmış. Aslında bu da tembelliğinden kaynaklı. Tembelliğinden dolayı fakir olanlar. Bunların yazıları olduğu belli. %90'ı da çok şükür ben fakirim diye parasızlığına şükrediyor. Ondan sonra diyor ki beni arıyor. Hocam sizin programınıza katılmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hani fakir tesellisi yazan sürekli fakirliği öven sen değil miydin? Nasıl kendini geliştireceksin ki? Kitabı nasıl alacaksın ki cebinde para yoksa? Kendine yatırım yapamazsın. Kendine değer veremezsin ki. Ben yapamam zaten. Ben olamam zaten. Ben böyle daha iyiyim. Fakirim çok şükür. Bu cümleleri, fakirlik edebiyatı denen bu cümleleri not alın. Tamam mı? Bu cümleleri hayatınızdan çıkarırsanız siz de zengin olmadan daha öte varlığa ulaşmak. Tamam mı? Bu tembel ve çalışmayan, başarısız insanların da en büyük tesellisi ve bahanesi nedir biliyor musunuz? O da bak Allah diyor ki zenginliği istediğime, ilmi isteyene veririm diyerek sorumluluğu üzerinden atarak bir karış bostan yan gel Osman yatalım. Bir şey üretmeyelim, çalışmayalım. Tembelliğinin tesellisini yapıyor. O zaman ben bu kişilere şunu söyleyeceğim. Bir ilmihal aç. İlmihal'in ilk sayfalarında yazıyor. Allah iradeyi cüz'iye vermiş. Sana cüz'i bir irade vermiş. Bir direksiyon vermiş. Benim kaderim böyle. Ben hiçbir şey yapmayayım diyemezsin. O lükse sahip değilsin. Direksiyon senin elinde. Tercih senin. Sen İstersen mucip olan Allah, icabet eden Allah sana verir. Neyi? Her şeyi. Belanı da istersin, bereketini de istersin, zenginliği de istersin, fakirliği de istersin. Ama genellikle biraz önce dediğimiz gibi insanlar orada %90'ı fakirliği istiyor. O zaman al sana kulum diyor Allah, hadi bakayım ağzının kokması devam etsin. Değil mi? Kişi istiyor çünkü. Dolayısıyla bu konulara dikkat. Şimdi gelelim zenginliğin tarifine. Zenginlik nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Zenginlik var olanı, Allah'ın sana verdiği ne varsa bunları kullanma yetkisidir. Zenginin tarifi bu. Ben nice cebinde para, malı, mülkü olan insan gördüm, biliyorum. Onları yiyemiyor. Allah yedirmiyor. Niye? Çünkü bu kişi zekatını vermemiş veya hayır hasenat yapamıyor. Kullanamıyor o parayı. Onda o yetki yok. Bana göre onlar gerçek fakirler. Var olup da yiyemeyenler gerçek fakirler. Zenginlerin büyük bir kısmı. Bunlar içerisinde Almanlar var, İngilizler var, tanıdığım. Yabancılar çok var ve vatandaşlarımız var. Bunların içerisinde büyük bir kısmı gerçekten çok hayırsever insanlar. Var olanın hakkını veren insanlar. Bu insanlar kullanabiliyorlar. Pinti değil yani. Verebiliyorlar. Kendine aldığı zaman bir şeyi iyisini alıyor, kalitelisini alıyor. Çünkü o ne diyor? Ben kalitesiz mal alacak kadar zengin değilim diyor mesela. Mesele ne biliyor musunuz? Konu burada aslında kafadaki kilitler. Biraz önce saydığım gibi %90 bu yorumlar, bunlar kafadaki kilitler. Bu kilitler olduğu müddetçe, bunlardan kurtulamadığın müddetçe, bunları kafadan silmediğin müddetçe varlığa, berekete, zenginliğe ulaşamıyorsun. Zekat verecek konuma gelemiyorsun. Peki hocam bunun kilidi ne diye sorarsan, Osman her insan farklı, her kafadaki kilit farklı. Bakın 300 tane örneğin yorum kilit var değil mi? 300 farklı insan yazdığı için 300 farklı insanda 300 ayrı kilit var. Dolayısıyla böyle basma kalıp bir bilgiyle her şeyi çözersin
diyemem. Ama ne yapabilirim mesela? Seni de analiz etmem lazım. Hangi cümlelerle bereketini azaltıyorsun? Senin cebindeki paranın çoğalamamasının sebebi hangi cümle? Onu bulmamız lazım. Veya 7-8 tane şirket batırdın. Bu şirketleri batırmanın sebebi ne? Yani kafandaki hangi kilitten dolayı, hangi kilidi açamadığından dolayı bunları bulmamız lazım. Bunları bulursak sorun değil ondan sonra. Yani o çok basit. Çıkarıyorsun, değiştiriyorsun, takıyorsun. Ondan sonra düzeliyor yani. Çok basit aslında. Bize göre belki basit. Size çok zor olabilir ama biz bunları binlerce kez çözdüğümüzden dolayı, yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımız hep bu konularda yardımcı olduğumuzdan dolayı bizim için kolay gelir. İnanıyoruz. Herkesin kafasındaki kilitler Allah'ın izniyle çözülür. Peki bunu çözebilmek için ne yapmak gerekiyor? Biraz önce dediğimiz gibi analiz yapmak gerekiyor. Her insan farklı çünkü. Herkesin yaşadıkları, travmaları, düşündükleri farklı. Seni bir teste soktuktan sonra, bir analiz yaptıktan sonra ortaya çıkıyor hangi kilit olduğu. Ona da al sana kardeşim diyoruz. Anahtar bu. Senin kafandaki kilidin anahtarı bu. Ama Mehmet'in veya Ahmet'in kilidin anahtarı bu. Herkesin farklı. Dolayısıyla sana da bir yol haritası verebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Seni bir analiz etmemiz lazım. Bir test yapmamız lazım. Öyle bas bakalım çözüm yok. Onu başkaları yapabilir. O yüzden çözüm üretemiyorlar zaten. O yüzden insanlara faydalı olamıyorlar. Senin yaşadıklarına göre, senin yapına göre ben yol haritası veririm ön görüşmede. Sonra sen onları uygularsın. Sen de o zaman arzuladığın bereketi ailende, huzuru yaşarsın. O yüzden yapman gereken neydi? Cesaretini toplayıp bu meseleyi anlayıp videonun altındaki linke tıklayarak formu doldurmak. Bu kadar basit. Formu doldurduktan sonra ön görüşmede görüşeceğiz. Ben de bu video ile yorumlara değinmek istedim. Eğer istek olursa hemen videonun altında siz de yorum yazın. Bu konu sizin ilginizi çektiyse ikinci bölümü de çekmiş oluruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.